değerli konferans katılımcıları. Biz Sayın Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Burosu avukatları olarak siz değerli katılımcıları, konferansı ve konferansa emeği geçen tüm arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Bu selamlamayı daha önceki başka diğer konferanslarda olduğu gibi bizzat Sayın Öcalan tarafından kaleme alınmış bir giriş ve selamlama konuşmasıyla yapmayı çok isterdik. Ancak maalesef hukuki ilke ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alınarak müvekkilimiz Sayın Öcalan'a uygulanan mutlak tercih dolayısıyla bu konuşmayı yapamıyoruz. Bizler Sayın Öcalan'a yönelik çok ağır uygulanan bu mutlak tecrit konusunda bu konferans vesilesiyle bir kez daha altını çizmek ve vurgulamak istiyoruz. Sayın Öcalan ile 11 Eylül 2016 tarihinden bugüne kardeşim Mehmet Öcalan'la yapmış olduğu görüşme itibarıyla hiçbir şekilde haber alamamaktayız ve iletişim kuramamaktayız. 11 Eylül 2016 tarihinde de yapılan bu görüşme ancak 5 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılan ilk ve tek görüşme olup bu görüşmede ailesi, sivil demokratik kitle örgütleri, demokratik kamuoyu ve çeşitli kurumlardan temsilcilerin girmiş olduğu arşiv görevi neticesinde yapabilmiş bulunmaktaydı. Nitekim 11 Nisan 2016'dan itibaren de anlamayan haber neticesinde mutlak tecrit dolayısıyla bugün ülkede ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde insanlar aşık evine girmiş bulunmaktadır. Bu konferans vesilesiyle de bu aşık ve eğlencelerini saygıyla selamlamak istiyorum. Sayın Öcalan'a uygulanan bu hukuksuzluğun temel nedeni kusura bakmayın. Heyecanımızı mazur görürüz diye düşünüyoruz. Sayın Öcalan'a uygulanan bu hukuksuzluğun temel nedeni hiç kuşkusuz Sayın Öcalan'ın bir yandan Kürt halkı için bir kurtuluş ve özgürlük umadı olmasıyla beraber diğer yandan da siz değerli konferans bileşenlerini de takdir edip üzerinde yoğunlaştığı üzere kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi önermesi ve demokratik uygarlığın gerçekleşmesini mümkün kılacak pratik politik koşulları ortaya çıkarmış olmasıdır. Nitekim her geçen gün etkisini daha da büyüten ve hissettiren Kürdistan ve Orta Doğu devrimi bu durumun en belirgin yansımasıdır. İmralı mutlak tecriti yer yer tabutluğa benzetilirken bedeni çürüten iklimsel etkisi ve zihinlerdeki yıpratıcılığıyla İmralı kayalıklarına çivileme olarak da nitelendirilebilmektedir. Gelecekte kavmini felaketlerden kurtaracak Hazreti Yusuf misali kuyuya atılma olarak da nitelendirilebilen İmralı tecrit koşulları bugün çokça sosyal bilimci, aydın veya siyasetçinin de belirttiği üzere Kürdistan ve Orta Doğu'da adeta bir iğne deliği ucunda beliren umut ışığının tüm coğrafyayı aydınlatacak bir güneş niteliğinde demokratik uygarlık manifestosunun ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Sayın Öcalan, demokratik uygarlık manifestosu olarak nitelendirdiği düşünsel metinleri 9 Ekim 1998 ve 15 Şubat 1999 tarihli kapitalist modernite yürütücüleri tarafından gerçekleştirilen uluslararası komplo akabinde ulusal ve uluslararası yargılama sürecinde rehin olarak tutulmuş olduğu İmralı aday cezaevinde savunmalar olarak kaleme almıştır. Bu savunmalar özgür insan şahsında özgür bir halkın ve özgür bir insanlığın savunusu olup aynı zamanda kapitalist modernitenin tüm kurumları ile yargılandığı ve alternatifini net olarak ortaya sunulduğu metinler olmuştur. Bu durumun sırasıyla kaleme aldığı savunmaların isimlendirilmesinde ve içeriklendirilmesinde net olarak anlaşılmaktadır. Bu savunmalar sırasıyla Kürt sorununda demokratik çözüm bildirgesi, Kürt sorununda çözüm ve çözümsüzlük ikilemi,
Özgür İnsan Savunması, Çağdaş İbrahimi Hareketi, Urfa Savunması, Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Cumhuriyet'e doğru savunması, bir halkı savunmak ve demokratik uygarlık manifestosu olarak nitelendirdiği 5 yıllık son savunmasıdır. Tüm bu savunmalarının tek kişilik hücresinde mutlak yalnızlık ve tecrit koşullarında ve yanında yardımcı kaynaklar bulunmasına izin verilmeden hazırlamıştır. Öyle ki kimi zaman ve özellikle son 5 yıllık çalışmasının taslağını oluştururken kendisine hücre cezaları verilmiş, hücre cezaları aldığı günlerde yanında kağıt kalem dahi bulundurmasına izin verilmemiştir. Bütün bu taslakları önemli bir kısmını zihinde oluşturmak yolunda kalmıştır. Böylesi koşullarda çevre için biraz daha yavaş olmak gerekiyormuş. Böylesi koşullarda ortaya çıkan savunmalar el yazısıyla yazılmış olup toplamda 10.000 sayfaya geçmiştir. Kısa ve öz olarak, biraz da hızlı olarak. Müvekkilimiz Sayın Öcalan'ın durumunu ve metinler ortaya çıkma koşullarını paylaşmaya çalıştık. Süreyi de dikkate alarak arkadaşlar. Bu paylaştıklarımız müvekkilin ifadesiyle anda, zaman ve tarihin kişide, toplum ve insanlığın yaşanmasından başka bir şey değildir. Bu somutlaşma da yine müvekkilin ifadesiyle insanlık mücadelesinin ana nehrindeki tarihsel yolculuğun önemli bir durağı ve aşaması olduğunu net olarak ifade edebiliriz. Bu yolculuğu ve somutlaşmayı da Sayın Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Toplumsal mücadeleler hep tarihseldir. Derin tarihsel kökenleri olmayan hiçbir toplumsal mücadele yoktur. Kaldı ki dayandığımız tarihsel toplumsal zemini de bu savunmada açıklamış bulunuyoruz ki bu da hakikatin kendisidir. Özcesi, tarihsel toplumsal akışın ana nehrinde kendimiz bir kol olarak akmışız. Şunu demeye getiriyorum. 1980 sonrasında başlayan Cebel Şeyh eteklerindeki 20 yıllık savaşımız tarihsel toplumsal temele dayalı ve anlamı çok büyük olan bir mücadeledir. Hazreti İbrahim'in El Halil, Hazreti Musa'nın Sina, Hazreti İsa'nın Kudüs ve Hazreti Muhammed'in Medine'deki mücadelelerinden derin izler taşır. Bununla yetinmez. Bruno'nun, Erasmus'un, Babov'un, Bakuni'nin, Marx'ın, Lenin'in ve Mao'nun izlerinden de etkilenir. Zerdüşt, Buda, Konfüçyüs ve Sokrates'in izlerinden yoksun kalmaz. Tanrıçalardan, İnanla'dan, Kibele, Meryem, Fatma ve Rosa'ya kadar gelen izlerden nasiplenmeyi de ihmal etmez. Kapabildiği kadar toplumsal hakikatin tüm gerçeklerinden şerbetlenir. Sonuç olarak özgür insanlığın açığa çıkarılma sürecinde bugün kaosun en çok derinleştiği Kürdistan ve Orta Doğu'da insanlık tarihin çıkışını beklemektedir. Tarih ve insanlık adına Sayın Öcalan'ın paradigması ile açığa çıkmış demokratik modernite devrimi bu çıkışın çok önemli bir aşamasındadır. Bizler de bu tarihsel çıkışın entelektüel devriminin önemli bir tartışması niteliğinde olan bu değerli konferansı ileride bizzat Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda katıldığı özgür bir coğrafyada gerçekleşmesi umudu ve inancıyla saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederim.